Merhabalar arkadaşlar, Zaporojica serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde güzel bir kompatibilite elde etmiştik. İkinci bölümde artık Polonya kurmamız lazım. O yüzden direkt hiç vakit kaybetmeden Polonya'ya gireceğim. Polonya'yı formlayacağız. Polonya'dan üstüne de Commonwealth formlamamız gerekecek mecbur olarak. Commonwealth kurmazsak çünkü Polonya'daki görevden gelen %10'u alamıyoruz. Hızlı bir şekilde barışacağım. Polonya'yı yok ettikten sonra onu kurmamız için belli provinsler gerekiyor. Burada da hemen government reformumu böyle bir saniyeliğine değiştireceğim. Quality'yi sonraya bırakacağım. Hemen government reformumu değiştireceğim. Aristokrat alacağım. Sonra tekrar Sikra'da bizim horde olan government'ımıza geri döneceğim. Ki aristokrat alabilelim. Diğer türlü aristokrat ve horde ve plutokratik gibi hani 3 aileyi de beraber alamazsınız. Bunu yapmak için minik bir trik bu. Hiç zaten bir tane ID harcamıştık. Çok da bir manpower'ı kaybetmemiş olduk. Bir sıkıntımız olmaz. Değiştirebilirsiniz. Önce alabilirsiniz, sonra da alabilirsiniz. Ben önce almayı tercih ettim. Kavalleri biraz daha ucuz atıyor diye. Zaten artık kavalleriye maksimum ucuzluğu veriyoruz. Yani bir atlıya 0.10 bakım ücreti harcıyoruz. Baya düşük. Baya da maksimum ne kadar düşebiliyor. Daha da düşmüyor. Oyun bazı şeyleri maksluyor. Yani sıfıra indirmeyin diye. Onun dışında kültürümüzü Polonya kültürüne geçirmek için önce Polonya tarafındaki toprakta biraz devliyorum. Sonra her şeyi state'den çıkaracağım. Sadece Polonya topraklarını state yapacağım. Ki o kültür değiştirmek yanındaki yüzdelerimiz artsın. Culture Shift dediğimiz, kültür değiştirme dediğimiz olarak bakın bu Polish tarafı solda kalıyor. O yüzden Polish olmayan yerleri teker teker state'ten kaldırıyorum. Yoksa Culture Shift yapamayız. Sadece devlememiz gerekir bol bol. Devlemek yerine state olan yerleri kaldıracağım. Ki daha hızlı bir şekilde geçebilirim. Bunları sonra Culture Shift yaptıktan sonra tekrar state'imize geçeceğiz. Bakın Culture Shift yaptım. Artık Polonya kurabileceğim. Burada ikinci reformum boşa çıktı. Onun yerine bir reform alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bundan sonra yapacağımız şey eski state'lerimizi tekrar onları state haline getireceğiz. Bunun için bol bol admin alacağız. Yani bütün her yeri tekrar korlayacağız gibi bir şey yapacağız. Yani korlayacağız yani yapacağız değil. Bayağı korlayacağız. Hepsini tekrar state yapacağım. Admin puanım geldikçe korlamaya çalışacağım. Uzun sürebilir. Önemli değil. Önemli olan burada kültürü değiştirmek. Daha erken değiştirebilirsiniz. Daha geç değiştirebilirsiniz. Fark etmez ama tek tek böyle korlamayı unutmayın tekrar. Yoksa ekonominiz batar. Batar dediğim ya idare edersiniz de hep eksiğe takılırsınız. Biz bir yerden sonra artıya geçeceğiz. Hemen Bohemia'ya giriyorum. Çünkü orada kor toprağım var. Polonya'yı onları almadan kuramıyorum. O yüzden gireceğim. Hemen ordumu çıkardım. İkinci hızımı da aldım. Ordu hızımızı da aldım. Öyle bir şekilde rahat rahat gireceğim. Hemen zaten çok bir direniş göstermeyecek başka bir savaşta. 3 ordumla oturuyorum, tek tek siege'leyeceğim. Bir iki kere küçük minik wipe'lar atıyorum. Sonra zaten 2-3 tane toprağımı alıp çıkacağım. Çok uzatmayacağım. Fazla uzatabilirsiniz, para alabilirsiniz, war yap alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama artık rahat bir şekilde bakın. Burada büyük bir minnak bir savaşa girdik, büyük demeyelim. Direkt şok phase'inde wipe'ımızı atıyoruz. Güzel zar atamazsınız, wipe atamayabilirsiniz. Çünkü fire phase'leri uzun sürüyor ya. 6 gün 3-3, 3 fire, 3 şok, 3 fire oluyor. Hani ilk 6 günde wipe atamazsanız Fire'da 9. güne kadar yine wipe atamayacaksınız. Onun dışında öbür şoku da kötü atarsanız wipelayamayabilirsiniz ama genelde ortalama bir zar atsanız bile wipelarsınız. Hızlıca hemen alacağım, korlayacağım, raise'leyeceğim. Aslında raise'lemeden, pardon, culture shift yapmadan önce alsaydık 1-2 state daha az değiştirmemiz gerekirdi ama çok da bir önemi yok. Tekrar Litvanya'ya girdim. Litvanya'ya girmişken bu savaşta ben almadım. Ama siz Vilnius'u da aldın çünkü Commonwealth kurmamız için Vilnius'u da istiyor. Ona dikkat edin. Hemen yandakilerle barışacağımızı bir şekilde. Çok bir şey almayacağım. Bu savaşta Vilnius'u almayacağım dediğim gibi. Ben almadım aslında. Almak lazım. Almadım. Alsam iyi olur muydu? Daha iyi olur tabii. Siz almaya özen gösterin. Hani Commonwealth kurmak için ne gerekiyor? Önceden bir bakın. Polonya kurmadan. Hani ona göre Litvanya savaşlarınızı da ona göre yapın. Minik minik wipe'lar atacağım. Sadece burada claim'lerime yakın bir yer alıp çıkacağım. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü savaşta dediğim gibi minik minik alıyorum. Herkesten alıyorum. Claim'lerimi aldım. Raise'leyeceğim, korlayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Sonra hemen beklemeden diğer savaşlara doğru ilerleyeceğiz. Burada bakın kurdum. Polonya'yı kurdum. Idealarımı değiştireceğim. Buradaki combat ability'ye daha güzel bir combat ability gelecek. Core creation'dan vazgeçeceğiz. Önemli değil. Şu an combat ability stack'liyoruz. Sadece disiplin ve moral de veriyor Polonya ID'si. Commonwealth kurduğumuzda yine Polonya ID'larını tutacağız. Hiçbir şekilde değişmesini istemiyorum. Görevleri yapabilirsiniz ama dikkatli olun. 1-2 görev government reform değiştiriyor ve locked reform yani onu da değiştiremiyorsunuz. Onu sakın yapmayın. Government reformunuzu değiştirmeyin. Buradan sonra yapacağımız tek şey şu an bayağı bir compatibility'ye ulaştık. Tekrar artık Commonwealth'ı kurmak ama Turus'um var o yüzden Moskova'ya girdim.
Moskova, Danimarka, Prusya. Hani onlara gireceğiz, bir kendimiz deneyeceğiz nasıl olmuşuz diye bir bakacağız. Yeni reformda ne alırsanız alın önemi yok. Kalın reform almanızda fayda var. Onun dışında diğerlerini de beni idare edin derseniz alabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Yani bu %150 kombatibilite için bir önemi yok. Onun dışında Moskova seferimize devam ediyoruz. Idealarımızı bitireceğiz. Onun üstünde bir tane quality çıkacağız. Quality çıktıktan sonra %150'yi alıyoruz. Ben quality çıkana kadar beklemedim. Onun için admin tek beklemem lazım biliyorsunuz. Hemen Moskova'dan claimlerimi alıyorum. Alabildiğim kadar şöyle tatlı bir hani sınırda güzel gözüksün diye böyle bir şey aldım. Hemen çıktım, raised'ini korladım. Bundan sonra istediğinizi dövün arkadaşlar. İstediğinizi dövebilirsiniz. Keyfinize bakın. Şeye girdim, Teuton'a girdim. Teuton'u da yiyeceğim. Ondan sonra artık Prusya, Danimarka, Osmanlı zaten dövmüştük. Osmanlı'yı tekrar dövebilirsiniz. Bakın hızlıca siciliyorum. Zaten artık şey gösterecek, böyle bir direniş gösterecek biri yok. Aksine böyle bir 40'lı stack tutarsanız o stacklerin yanına bile gelmiyorlar. Direkt kaçıyorlar. Bu da işinize yarayabilir. Burada da rakamın alt işlemine ne gerekiyor? Ona bakıyorum. Ya zorla alabiliyorsunuz ya da hani işte P olursanız. Polonya, Litvanya P oluyor ya. Onun gibi hani yaparsanız gerek yok. Çok uğraşıp başı uğraşırsanız hiç gerek yok. Direkt Vilnius alın. Bir iki toprağı alın. Kendiniz kurabiliyorsunuz. Prusya'yı da aldım. Danimarka ile bir iki toprak alıp çıkacağım. Danzig'i almam lazım. O yüzden girdim. Sadece Danzig'i alıp çıkacağım. Şimdi Commonwealth kurmaya hani oynuyorum. Şey de geldi, Danimarka da geldi. Bir iki savaşacağız. Orada bakın toplarımı yalnız bıraktım. Bu da çok zayiat vermemin sebebi sadece toplar var. Çok moral düşükken atlıları soktum. O yüzden başaramadık. Başta atlı olsaydı, full moralde atlı olsaydı tabii ki de yenilmeyecektik. Papalık da geldi. Hemen bir iki kere dövdükten sonra zaten çok bir barış yapmaya gerek yok. Ben Danzig'imi alacağım. Çıkacağım. Sonra Litvanya'dan Vilnius'umu alacağım. Commonwealth'imi kuracağım. Bakın tekrar savaşıyoruz. Burada nitekim daha güzel. Danimarka'da güçlü. Bütün İskandinav'ı toplamış bir Danimarka var. Yani güçsüz diyemeyiz. Kaçtı. Morali bitmeden kaçtı. Burada da yanlışlıkla ben kaçtım. Bakın yeniyorum ama hani yendim bitti diye sağ tık yaptım. Savaştan çıktım yanlışlıkla. Başaramadık. Yapacak bir şey yok. Diğer küçüklere wipe atmaya devam ediyorum. Ondan sonra bir yer annexlemesem de hani siege'lemesem de çıkabilirim. Burada da idea bitti. Bir compatibility daha aldım. Şimdi bir tane Commonwealth kurup görevi açacağız. O görev şu an log gözüküyor. Hemen baştaki görev, ikinci görev. Commonwealth kurulunca o açılacak. Onun için de 100 şey lazım. 100 professionalism lazım. Arm professionalism lazım. Onun için bol bol drill yapacağız full orduyla. Onun dışında bol bol general alacağız. Professionalism'i arttırmanın yolu general almak arkadaşlar. %1 arttırıyor çünkü direkt. Biz normalde maksimumda %0-10 alıyoruz. Yani öyle hesaplayın, oradan hesap edin. O yüzden %100'e çıkmak için bol bol general alacağız. Yapacak bir şey yok maalesef. Yoksa çok bekleriz, aşırı bekleriz. Hiç gerek yok. Bu sırada vakit geçtikçe core'larınızı yapmayı unutmayın. Genel adminleri teknoloji almaktan ziyade oraya harcamanızda fayda var. Ekonomik açıdan daha iyi olursunuz. Yani onları bir an önce tekrar core'layın. Bu sırada tekrar isyanlarınızı bastırın. Bütün hiçbir isyanınız kalmasın. Çünkü tekrar savaşlara gireceğiz. Savaşlara girerken isyanla uğraşmayın. Direkt halledin. Ordumuzu yine hazır bildiğiniz gibi. Artık bayağı bir ordu çıkıyor. Burada komple yiyeceğiz. Litvanya'yı bırakmayacağız. Hemen üstüne de sonra Commonwealth'ı kuracağız. Bakın şu an artı 10'dayız. Her şey full. Ekonomimiz bile mükemmel derecede güzel. Şu anda bu orduya göre. Çok iyi değil ama bu orduya göre mükemmel. Hemen 1-2 wipe, 1-2 white beast falan derken güzelce barışacağız. Bir sorun olmayacak. Hiçbir şekilde rahat bir şekilde barışacağız. Zaten artık 3-5 toprağa kaldı bütün oyun boyunca. Parça parça, taksit taksit. Litvanya'yı yedik yani, öyle diyebilirim. Yandakilerle barışın. Sonra kurmamız gereken yerlere bakıyorum. Burada Vilnius yetiyor. Vilnius lazım. O yüzden Vilnius'u alıp çıktım. Artık Commonwealth kurabiliriz. Ama tabii core olması lazım. Önce core yapmayı bekleyeceğiz maalesef. Core olmadan yapamıyoruz. Bu sırada artık professionalizmimizi birazcık arttırmaya doğru oynayabiliriz. Arttırmamız lazım. 100 yapmamız lazım. 100 yapmazsak görevi başaramıyoruz arkadaşlar. O yüzden bir sürü general alıyorum. Siege'e göre bakıyorum. Zaten şokları güzel geliyor. O yüzden Siege'e önem veriyorum. Güzel Siege'de olmayanları atacağım. Kalanları kullanacağım. Burada artık Commonwealth'i koradıktan sonra Commonwealth'i kurabiliyoruz. Ayrılarımızı değiştirmeyeceğim. Ben ne olur ne olmaz diye bunu PLC ile ve yani PLC Polonya ve Litvanya ile kurduğunuzda bir iki minik değişiklikler oluyor ama şu an ben zaten Polonya ayrılarımı korumak istiyorum. O yüzden hiç değiştirmeyeceğim ayrılarımı. Şimdi bunu kurmamızın sebebi görevi açmak arkadaşlar. Bakın bu görev bunu açmamız lazım. Polonya kurduğumuzda bu kapalı olarak geliyor. Bunu açmak için Commonwealth kuruyoruz. Commonwealth kurduğumuzda
açılıyor görev kendiliğinden. O yüzden Commonwealth'i kurduk. Şimdi bize 100 I'm Professionism lazım. Bu Professionism'i bulurken de drill atacağız. Bol bol general alacağız. Tabii bunları yaparken de boş durmayacağız. Sağa sola saldırabilirsiniz. Polonya kurduğum için eski Polonya korları bana gelmiş oldu. Onları gidip alacağım. Hemen şöyle bütün ordumu saldım üstüne. Bohemian zaten başka biriyle savaştı. Prusya ile savaştı. Hızlı bir şekilde siege'leyeceğim. Sadece böyle kor taraflarımı alacağım. Çıkacağım. Bakın bayağı güzel bir ordumuz var. Ve hiç para ödemiyoruz. Yani 10-15 falan ödüyoruz. Çok aşırı bozuk bir ülke. Aşırı bozuk bir mekanik diyeyim. Sadece korlarımı alacağım. Çıkacağım. Şöyle bir de claimlerimi alacağım tabii ki. Öyle alıp çıkacağım. Vermiyor. Verene kadar siege'leyeceğim. Zaten bir tane kapitali kaldı. Prag kaldı. Orayı da hızlı bir şekilde siege'liyorum. Top çok basamazsanız, ekonominiz el vermezse, en azından bir onluk basın. Sadece siege'lerde üstüne koyarsınız. Tek tek siege'lersiniz. Bu da sizin için bir yöntem olabilir arkadaşlar. Hemen artık Prag'ı da düşünce parasını da alıp claimlerimi de aldım. Çıktığımızda bir şekilde raise diyeceğim, core diyeceğim. Artık bayağı da büyüdük. Önümüzde duracak kimse kalmadı. Ya yani burada bile artık aslında bırakabilirsiniz ama %10 bir quality'den gelecek, %10 daha. Toplam %50'ye çıkınca da daha da güçlü olacağız. Hemen hiç beklemeden tekrar Moskova ve Turus'un bitti. Moskova'ya da aldım. Hızlı bir şekilde pat 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 göndereceğim. Bir şey kalmadı zaten. Dediğim gibi Moskova'yı ne kadar hızlı yenerseniz o kadar güçsüz olur. Rahat yenersiniz yani. Hiç Moskova'yı sonra bırakmayın. İlk başta Moskova'ya girmeye çalışın arkadaşlar. Hemen beklerken Noga'ya gireceğim. Hazır elayları da yok. Şu 1-2 claim'im var. Onları alacağım. Çıkacağım. Hemen ordularımı gönderiyorum. Her zaman yaptığım gibi bir direnişle karşılaşmıyoruz. Zaten ordusu olsa bile geride duruyor. Göstermek veya çok fazla savaşmak istemiyor. Çünkü biliyor. Ledger'ı açıp bakabiliyor yani. Ne neyimiz var neyimiz yok onu görebildiği için. Korkuyor. Hızlı bir şekilde siege'liyim. Zaten daha absolutism'de gelmediği için, deep idea'yı da almadığımız için aşırı bir şey alamıyoruz, toprak alamıyoruz. Şöyle bir aldım çıktım. Çok da fazla biliyorsunuz abartmıyorum. Herkesten alıyorum, küçük küçük alıyorum. Biraz da genel basacağım profesyonelizmi arttırmak için. Yine siege'lere göre bakıyorum. Siege'lere güzel olanları tutuyorum. Sonra şoka bakıyorum. Şokları güzel olanları tutuyorum, kanları atıyorum. Burada da 1-2 yani daha fazla devi olan kültürleri akseplemek için yaptım. Size daha fazla dev varsa kültürde onları ekseplemeye özen gösterin. Daha çok getiri alırsınız tax ve production bakımından. Tekrar girdim Litvanya'ya kalan topraklarını almak için. Prusya da geldi. Artık Prusya da bir tehdit değil. Artık şu an kimse bize bir tehdit değil. Çatır çutur gireceğiz. Kalelerin üstlerine oturacağız. Artık manpower sorunu da çekmiyoruz farkındaysanız. Yani full siege'de bile hala artı manpower dedik. Bir önceki videoda fark ettiyseniz hep 0 manpower'da yeni gelen orduyu kullanıp manpower'ımızı yeniliyorduk. Burada ne alabilirsiniz alın. Hiç fark etmez. Ben bunu aldım regiment cost'u düşürdüğü için. Regiment cost'u düşürmek demek. Bakım masrafını düşürmek demek. Bakın ordumuzu da tekrar aldım. Daha fazla drill atmak için. Regiment cost demek maintenance'ı düşürmek demek oluyor. Çünkü maintenance regiment cost'un yüzdesine göre oluyor. O yüzden ne kadar düşük ücretli asker alırsanız o kadar düşük bir ücrete bakım ödersiniz. O yüzden onu seçtik. Diğerlerini de alabilirsiniz. Fark etmez. Oynayış tarzınıza göre esirinizi alabilirsiniz. Biz artık hani önemli crucial yerlere zaten geçtik. Tek yaptığımız burada Commonwealth kurup görevi bitirip bir de quality ID almak olacak. Onun dışında yapacağımız çok da bir şey yok. Etrafta küçük yere saldırdım. Osmanlı da geldi burada artist de. Bunu da 1-2 kuşatacağım çıkacağım. Osmanlı'ya da girebilirsiniz bu arada. Yani genişlemek istiyorsanız genişleyebilirsiniz. Ben VC'yi dönüştürmeyeceğim için genişlemedim. Yine general alıyorum burada. Kötüleri atacağım. Kanlar kalacak. Ben VC atmayacağım işte. İki tane VC videosu var kanalda. Üçüncü atmak istemiyorum. Macaristan'ı falan eksileyeceğim. Ben sadece %150'ye nasıl çıkabileceğinizi gösterip nasıl kullanabileceğinizi gösterip videoyu bitireceğim. Daha da üçüncü parti gelmez. Bir iki görevden daha alabiliyoruz ama gerek yok hiç yani. Aşırı uğraştırır. K-Comment alabiliyoruz ama aşırı uğraştırır hiç gerek yok. Siz tabi beklemek yerine genişleyebilirsiniz. Saldırabilirsiniz. Korta Aspas Fani Gov Keep'inizi ayarlayıp genişleyebilirsiniz. Çok az kaldı %100 olmamıza. Biraz daha general alıp biraz drilleyip biraz daha general alıp %100'e çıkacağız. Şimdi hep savaştığımız için Armut Edition'ımız da yüksek. O yüzden generaller de güzel geliyor. 5 siege falan geliyor gördüğünüz gibi. Burada Lig Savaşı başlayacak. Prusya kazanacak, size spoiler vereyim. Bundan sonra Danimarka'ya girdim. Danimarka'dan birkaç toprak alacağım. Alırken de Prusya'ya da gireceğim. Kazandıktan, Lig Savaşı bittikten sonra. Prusya'dan da şu Teuton taraflarını alacağım. Yani Danzig taraflarını bitireceğim. Oralarda bizim torpağımız sonuçta.
Artık hızlı bir şekilde giriyorum. Danimarka ordusunu rahat bir şekilde tekleyebilecek kıvama geldim. Hatta ordusunu bile doğru düzgün göstermiyor. Burada da birini PU almış. Bavyera Münih'i PU almış. İlginç bir şekilde bu aralar alıyor. Yani onu PU oluyor. Bakın kaçıyor. Geleceğimi gördüğü gibi kaçıyor, topuk yapıyor. Çünkü biliyor dövemeyeceğini. Dayak yiyeceğini biliyor. Burada bir girdik. Bakın eksi bir yememize rağmen ne kadar çok vuruyoruz. Bayağı fazla vuruyoruz. Bir daha yakaladım. Wipe gelmedi ama bayağı vurdum. Önemli olan wipe değil zaten. Onun manpower'ını bitirmek arkadaşlar. Wipe'larsanız manpower'ının yarısı geri gider. O yüzden öldürmek daha mantıklı. Burada da artık yüze ulaştık. Görevimiz açık. Burada 4 tane seçenek var. Bizim istediğimizin gelmesi için belli bir sayının üstünde atlarınız olması lazım. Şu bu değil, ortadaki seçenek. %10 combat gelen. Bakın bu seçenek. Bunun için belli bir sayıda kavadeniz olması lazım. Sayı hatırlamıyorum. Wikipedia'dan bakabilirsiniz ya, burada Wikipedia'dan. Ama sanırım 50 mi, 75 mi, 100 mü? Öyle bir atlı bildiğiniz olması lazım sanırım. Onu permanent veriyor. Tekrar artık bu bonusumla da beraber Prusya'ya da girdim. Onu da atlarımızın altında çiğneyeceğim. Şöyle bir barış anlaşması yapıyorum. Çıkacağım. Danimarka'yı çok uzatmayacağım. Prusya'ya da girdiğim için. Artık Prusya'ya odaklanacağım. O kalan hani şeylerimi alacağım. Claim'lerimi, tüm taraflarını alacağım. Hızlı bir şekilde çıkacağım. Bakın. Tokat machine. Kötü uzaylar atıyoruz ama yine de yenebiliyoruz. Kev kombatimiz sağ olsun. Burada biraz çok kötü uzaylar attık. Bayağı kötü uzaylar attık. Onun yüzünden biraz böyle bir yenilir gibi olduk ama yenilmedik. Başardık yine de. Buradan sonra yapacağımız tek şey Quality alıp oradan da bir %10 kombatımızı alacağız. Onun dışında %150'ye ulaşmış olacağız. Ben almayacağım, beklemeyeceğim dediğim gibi. Hızlı bir şekilde barışacağım, çıkacağım. Siz tabii ki de alın. Hem şeyde bir infantry combat de çok kullanmazsınız herhalde ama lazım olur. Ondan alabilirsiniz. Hemen barışıyorum. Prusya'dan da artık güzel bir şekilde kurtulmuş olduk. Evet arkadaşlar, son halimiz böyle. Gayet tam 1600 öncesi. Absolutizme yakın bir şekilde. Şunları da yavaş yavaş kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şunu kaldırabiliriz, artık ortodoks kalmadı. Ama bunlara yine %60. Bunları tutabilirsiniz, tutmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey diyebilirim. En azından şu yüzdeleri tutturacak kadar. Yani 20'yi alın da, hani şu 20 ile şu 10'u almasanız da olur. Şu an %140'ız. Tek eksiğimiz bizim şu anda 2 hatta 14. ID'da gelen, yani gelecek olan şu mil quality ID'miz olacak. Buradan da bir %10 alacağız. Zaten başta quality almıştık ama hemen onu çevirmek istedim. Aristokrat'a çevirmek isterim. Hemen bir aristokrat aldım. Şimdi bir tane quality ile bunu %150 yapabilirsiniz. Buradan da bastığımız zaman 62 18. Oha, bu ne? Orada çıkıyor. Şu an 14'lük kardayız. Hepsi açık. Kapatalım. 23 yani. Yani biraz da enflasyon var. Ama enflasyon çok da aşırı bir etkisi. 1-2'lik oynar. 2-3'lük oynar max. Şu an force limit'in üstündeyiz. Bir 60K üstüne çıkalım. Bakalım ne olacak. Boom. Eksi 30'a düştük. Wow, 60K orada geldi ama şunları sileceğim. Ne kadar etkileyecek ona bakacağım. 15 duka çalışır. 15 duka eksiyle savaşa girebilirsiniz. Bakın 70 üstündeyiz. Neredeyse %50 üstündeydi bile diyebilirim. Hatta direkt 60-80, aynen %50 üstündeyiz force limitimizin. Hüsar basmadı. Hüsar basabilirsiniz tabii ki de. %50'ye rağmen eksi 15 ile gitmek. Yani 738 borç alıyorsunuz. Bir tane borç alsanız 15-15-30 desek 2 6 45 ay falan götürür size bir tane borç eksi 15'te. Reinforce'a belki biraz verirsiniz ama yani şu an tamamen 180 at 10 tane topa eksi 15 veriyorsunuz ki şu açık mı? Bu açık değil mi? Hani bu açık. Bu açık olmasa diye bakış aklımda. Zaten şurada gördüğünüz gibi 5 tukayı alıyoruz ve sadece 0.12 ödüyoruz. Yani bu da bayağı, aslında bu da bayağı uzamış. Ama olsun tabii ki biz Cave Combat gittiğimiz için böyle yaptık. Buradan sonra hepsi sizinle beraber çatır çutur önce Avrupa'yı halledersiniz. Asya'yı halledersiniz. Size kalmış bir olay. Daha İspanya'da bende kurulmamış. İlginç. Niye kurmadın sen bunu? Canısı. İlginç. Neyse. Güzel bir şey oldu. Çok güçlü. Çok rahat bir video oldu. Beğendiyseniz like atıp yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.